Yaş 41. 30 gün Neverfap'in ardından. Bayanlar baylar, açıklayacağım sebeplerden ötürü 30 günlük rapor vermek zorundayım. Ayrıca bunun harika hissetmeme yardımcı olacağını biliyorum. Süper güçlerle ilgili olarak kendi şirketimi yönetmiyorum ya da modellerin çantalarını şaşkınlıktan yere düşüremiyorum ama hayatımda istikrarlı bir biçimde küçük başarılar ve zaferler elde ediyorum. Hepsini uç uca ekleyince mucizeye dönüşüyor. Hele 30 gün önce nasıl yaşadığımla ve hissettiğime bakınca. Çoğu zaman hayatımın o kadar değiştiğini hissetmiyorum. Özellikle PMO'yu bıraktıktan sonra. Ama bir tohumun ekildiğini, hayatımın yükseldiğini, gelgitin yön değiştirdiğini ve o büyük, görkemli değişimin ayakta durduğunu hissedebiliyorum. Neredeyse her gün bu küçük değişimlere göz atıyorum. Bence bunların hepsinin temeli yüksek özsaygı. Kibir değil, ancak içimde değerli olduğuma ve hayatı idare edebileceğime dair güçlü bir his var. Bunu sen de hissedeceksin. Çünkü benimle aynı kararları verebilirsin. Bu hislerin sonucunda gün boyunca küçük ama güçlü kararlar verebiliyorsun. Bu küçük kararlarda daha iyi bir hayat yaşaman için katkı sağlıyor. Aşağıdakileri yapmam, kendimi bulmam da bana yardımcı oldu. Sabahları erken kalkmak, her gün egzersiz yapmak, kadınların gözlerine bakıp onlarla daha özgüvenli bir şekilde konuşmak, yabancılarla küçük sohbetler başlatmak, üretken şeyler için video oyunlarını bırakmak, zaman kaybı olan internet uygulamalarını bırakmak, bir arkadaşı telefonla aramayı veya gelen aramaya cevap vermeyi seçmek, hep merak ettiğim hobi toplantılarına gitmek, porno problemim olduğu terapistimle açıkça konuşmak, uzun süredir başlamaya çalıştığım ama bir türlü başlayamadığım yarım düzine projeye küçük adımlar atmak, dik durmak ve göğsü biraz daha dışarı çıkarmak, her zaman sağlıklı yararlı şeyler seçmek ve sağlıksız zararlı şeylerden uzak durmak. Eskiden tüm sabah yatakta kalırdım ya da saatlerce internette saçma şeyler okurdum. Genellikle PMO ile ilgili olurdu. Şimdi ise beynim, bundan daha iyisin diyor ve ben de ayağa kalkıp dışarı çıkıyor ve pozitif eylemlerde bulunuyorum. Bunun ardından beynim hemen bu değişikliğe tanık olup, vay bu yeni, bu iyi diye düşünüyor ve öz saygımda bir küçük artış daha gerçekleşiyor. Sonuç olarak kendimi PMO'nun yarattığı ve 10 yıllardır beni yavaşça aşağıya çektiği bir döngü yerine pozitif bir döngüde buluyorum. Açık konuşmak gerekirse bu her gün gerçekleşmiyor. Dün akşam zamanımın çoğunu Plants vs. Zombies oynayarak geçirdim ve bu yüzden kendimi kötü hissettim. Ama bir gün önce bir sürü işe yarar şey yaptım. Bu sabah zihnimde tekrarlanan ve size ve de kendime yardımcı olacak bu yazıyı yazma düşüncesiyle uyandım. Gerçek ama açıklaması zor şeyler yaşadım. Mesela etkinliklerde ya da toplantılarda insanlar bana kendilerini tanıttı. Çekici bir kadın benimle sohbete başladı, hatta yüzü kızardı. Çok acayip. Cinsel açıdan temelde ölüyüm. İlk günden beri az ya da çok flatline'dayım. Aslında bu sabah daha önce hissetmediğim bir güçte kriz yaşadım. Zihinsel olarak güzel kadınlardan çok etkileniyorum ve sürekli göz gezdiriyorum. Ürpertici şekilde değil ama. Sıfır fiziksel tepki veriyorum ve fırsatım olsaydı performans gösterebileceğimi düşünmüyorum. Gerçek kadınlardan bahsediyorum. Ama umurumda değil. Tabii ki umurumda ama sabırlı olacağım. Aslında birçoğunuz her gün dürtülerle mücadele ederken, sükunet ve sessizlikten dolayı mutluyum. İradem tarihi bir düşüş yaşıyor ve kendimi durdurabileceğimden emin değilim. Şu ana kadar iyi gidiyor. Kendimin pozitif, umutlu halinin ve sonunda da yeni cinsel benliğinin yavaşça uyanışını keyifle izliyorum. Uzun zamandan sonra ilk defa umudu hissediyorum. Hayatımdaki büyük değişimin ilk sarsıntılarını hissediyor ve bunun gerçek olduğunu umut ediyorum. Şimdi şununla bitireyim. İyileşme sürecinde yapabileceğiniz en iyi şey sürecinizi başkalarıyla paylaşmaktır ve buradan daha iyi bir yer bulamadım. Sizin kendinizle ilgili düşünceleriniz veya deneyimleriniz garip ya da özel olsa da buradakiler için önemlidir. Aslında tecrübeleriniz ne kadar sıradışıysa, sizin gibi kendini yalnız hissedenlere yardım etme olasılığınız o kadar artar. Buradaki başka biri için desteğiniz değerlidir. Kendinizi küçük ya da tuhaf hissetmeniz önemli değildir. Eğer bu içerikten yalnızca bir şey alacaksınız, bunu alın. Düzenli olarak Neverfap'te yorum yapın, özellikle kanaldaki hiç yorum yapılmamış içeriklere. Ayrıca deneyimlerinizi düzenli olarak Neverfap'te yayınlayın. Hem zaferlerinizi hem de mücadelenizi anlatın. Özellikle uzun süreçlerinizden bahsedin. Buradakilerin büyük bir çoğunluğu birinci haftada ve tecrübeli insanların içgörüsüne, desteğine, ilhamına ihtiyaçları var. Şimdi topluluktan birini destekleyin. Çok ciddiyim.